Volkan. Evet. Bu tarafa gelsen. Nereye gelin? Bu tarafa geç. Tamam, geçtim. Evet. Hazırlanın. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok şıksınız öncelikle. Sağ olun. Güzel bir lansmandayız. Geceye özel hazırlandım. Neler söyleyeceksiniz? Zaten lansmanda olduğunuz markanın. Reklamıyorsunuz aynı zamanda. Evet. Şu an çok heyecanlıyız. Yeni bir araç çıkıyor. O yüzden bunun heyecanını yaşamaya geldim. Arabalarla aranız nasıl? Harika. Çok da sürersiniz. Görüyoruz her zaman direksiyon başında. Belki de bir katına göre oldukça fazla. Ustukluğunuz var mı peki? Eskiden daha şoktu ama şimdi herhalde zaman geçtikçe daha keyifli ve konforlu olanı tercih ediyorum. Zaman geçtikçe artık o değişiyor değil mi? Evet. Bir olgunlaşma mı geliyor yoksa... Yani gençlik heyecanı ve o ateş herhalde biraz daha keyif ve konfora dönüyor. Ya siz çok gençsiniz de burada yaşlanmalar mı oldu acaba? Azalalım mı? Yok öyle değil de. Eskiden çok fazla Ankara İstanbul arası gidip geliyordum ben iş gereği. O yüzden orada çok fazla yapıyordum. Ama artık daha konforlu ve keyifli olanı tercih ediyorum. Harika. Nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? İyi. Yaz geldi. Yaz geliyor inşallah. Yani biraz önce dışarısı inanılmaz soğuktu. Bir anda tekrar kış geldi diye düşündüm ama keyifli, güzel. Yeni sezon hazırlık yapıyoruz. Yani tatil planları var biraz. Bir proje olacak mısınız ama ne oldu? Var. Eylül için bakalım. Daha çok inceleyip sıfıra dokursunuz projeleri yoksa? Hani kolay yani, kolay dokursunuz. Evet. İçinde iyi hissetmediğim bir karakter tabii ki olmak istemediğim bir hal. O yüzden gerektiğince inceleyip sıfıra dokuyup olduğumda içinde yani bulunmaktan olduğum bir işe yarayacağım. Peki. Sen nasıl bakıyorsun öyle? Niye? Soru soracağım bir tane. Sormayayım. Evet. Yani Türkiye'de zaten çok seviliyorsunuz ama Orta Doğu'da da çok seviliyorsunuz yaptığınız işlerden dolayı ama son dönemde biraz projelerden uzak kaldığınızı düşünüyor musunuz? Ya da doğru işi bulamadığınızı düşünüyor musunuz? Yok, uzak kalmak bu tercih bana ait zaten. Gelen işler evet iki tanesini belki keşke dediğim oldu ama yine de yeni sezonu daha güçlü bir işle gelmeyi kendim de zaten planlıyordum. Öyle de devam ediyorum zaten. Yolunuz açık olsun. Bunun dışında televizyon dizileri takip edebiliyor musunuz? Ediyorum. Valla geçen de konuştuk ama Bahar zaten. Bahar'ı konuşmuştuk. Evet. Bahar çok takip ettiğim bir iş. Konusu hem de oyunculuklarıyla çok dikkatimi çeken ve beğenerek izlediğim bir iş. Peki siz Türk yapımı dizilerin Avrupa başarısını nasıl değerlendireceksiniz? Biliyorsunuz ki çoğu zaman yurt dışlarında ödüller alıyoruz, layık görüyoruz. Evet. Bununla ilgili yorumunuz neler? Yani Türkiye'de gerçekten bu işin çok daha duygu yüklü olduğu ve insanların yani dışında daha çok tercih edildiğini düşünüyorum. Onların da ilgisini çekiyor. Yani dilimiz nasıl farklı olsa da o duygu büyük ihtimal insanlara geçiyor ki çok fazla takipçisi. Hatta buradan Türkçe öğrenen bile var yani. Çok fazla bu konuda şey alıyorum, bildirim alıyorum. Doğru yapıyoruz demek ki. Dramayı güzel bir yerdeyiz. Bunun da karşılığını dışında alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Tete alacağız çok kısa. Geri gel ben de alayım. Kamera önünde fiyatı.